söyleyeceksiniz bu festival için ilk önce? Altıncısı da düzenleniyor efendim. Onu da valla son gün. birinci gün Aziz'e kurbanı, ikinci gün Ekaterina. Yine hem İran'dan hem Kanada'dan dünyanın çok özel seslerini ağırladık. Biletler de hızlıca tükendi. Artık son bir hafta kala hem ilk üç, son 1-2-3 Ekim'in tüm biletleri bitti. Altıncısı dediğiniz gibi bu sene. Finali de aslında her sene bir tema üzerine yapıyordum ben. Geçen sene Aşık Veysel'de, belki sene Hacı Bektaş Yunus'tu biliyorsunuz. Bu sene bizim Oktay'la yıllardır üzerinde düşündüğümüz bir proje var. Yani biz 30 yıllık arkadaşız. Çok da sık görüşürüz ve böyle birbirimizi özlediğimizde saat mevsimi yok. Geliriz, türkü söyleriz, buluşuruz, sohbet ederiz. Daha çok türkü söylüyoruz tabii. Yıllardır da bir şeyi dillendirip duruyor Oktay. Ya şunu yapsak, şöyle yapsak, şöyle yapsak. Sonunda bir son 5-6 aydır biraz olgunlaştırdık gibi. Ama dedi ki bir iki tane çirkin adam dedi çıkacağız. Araya bir güzel kullanırsa sağ olsun dedi. Bir çirkin bir güzel dedim, yalan söylüyor. Güzel kim, çirkin kim efendim? Onu size bırakıyorum. Sonra Elif'e anlattık projeyi. Ben dedim ki, ya arkadaşlar dedim, gelin şu hani yapmayı düşündüğünüz şeyi bir görelim bakalım, bir yapalım, deneyelim sahnede, seyirci nasıl tepki verecek dedim. Elif'i ikna etmek için beni gönderdi. Ya şöyle, bu arada şimdi onlar 30 yıldır tanışıyor ama benle de bir 12 yılı falan var. 12 yıldır zaten bu muhabbet ortamı zaten var, Yavuz abinin söylediği gibi. Çalıp söylüyoruz. Genelde biz Yavuz abiyle çalıyoruz. Oktay Kaynarca da okuyor. hatta kendisinin ıslık meziyeti de var biliyorsunuz. Bayağı evet. Çok iyi derecede ıslıkla seslendiriyor. Bugün sahnede de öyle bir sürprizi olacak. Dediğim, Yavuz abinin dediği gibi işte birlikte bu muhabbet ortamını sahneye taşımaya karar verdiler. Beni de aralarına aldılar. Ben de çok mutluyum tabii, iki usta isimle birlikte. Yavuz Bey dedi ki iki çirkin adam, Oktay Bey dedi ki bir güzel bir çirkin dedi. Siz nasıl adlandırırsınız onu da soralım o zaman. Bence iki yakışıklı, iki centilmen, iki alanında çok başarılı isim. Benim için ikisi de çok kıymetli. Burada olduğum için çok mutluyum. Yavuz Bey de söyledi zaten, proje size gelirken neler düşündünüz, neler hissettiniz. Beraber de zaten çalıp söylüyorsunuz da. Evet. Niye ben demedim? Çünkü o muhabbetlerin içine gerçekten dahil oluyorum. Ama başka türkücü dostları da var. Herhalde. Ama ikna Oktay Bey'den olmuş galiba sizin. İlk türkücü kadın arkadaşımız o. Daha sonrasında. Öyle söyleme. Bence çok var türkücü arkadaşınız. Hayır, ilk proje yaptığımızdan bahsediyoruz. Sen çok şey yaptın. Elif gerçekten ama çok özel bir sese sahip. Bir de gerçekten duruşuyla, güzelliğiyle, sesinin güzelliğiyle aynı zamanda gençlere çok sevdiriyor türküleri. Başka, aslında çok iyi bir yorumcu. Başka tarzda şeyler de, şarkılar, türküler de okuyor biliyorsunuz. Son şarkım çıkıyor Yavuz abi, nasıl o şarkı? Son 7 gün. Evet. Onu da belirtelim. Siz dinlediniz, ikiniz de dinlediniz. Biz tutar mı bu? Evet, biz türkücüyüz deyip şey yapmadılar. Yavuz. O zaman efendim şunu da sormak istiyorum. Evet. Halk müziği olduğu zaman sizi zaten bilmeyen de yoktur. Ne kadar sevdiğimiz de. Hiç düşünüyor musunuz beraber bir düette olacak mı? Bunu single'laştıracak mısınız Oktay'a? Ya single değil de zaten birkaç bir şey yaptık sosyal medyada biliyorsunuz. Evet. Arada bir böyle gaza gelip ben ona çağırıyorum, hadi diyorum stüdyoyu aç, stüdyoya giriyoruz. Kendi kendimize öyle meşk tadında bir baştan giriyoruz, 4-5 saat söylüyoruz. Evet, bunları da bazen kaydediyoruz. Üçüm kayıt yapıyoruz, evet. Sosyal medyada böyle şeyler yapıyoruz ama hani bunu bu anlamda profesyonel olarak hiç yapmadık. Öyle bir şey yapmadık ama şimdi bugün sahnede biraz böyle bir iki hep birlikte böyle bir şeyler göreceksiniz. Bu kayıtlar gün yüzüne çıkacak. Bu kayıtlar Oktay Bey'in kayıtları gün yüzüne çıkacak mı? Düşünceniz var mı bu yönde? Yani kendisi izin verdiği zaman hızla inşallah gün yüzüne çıkacak. Başka bir şeyler daha düşünüyoruz. Biraz biz eski kafalıyız, öyle söyleyeyim. Yani mesela 1980'lerin başındaki muhabbet albümlerini ben çok özledim mesela. Artık yapılmıyor. Halif Sağlar'ın, Yavuz Kutlar'ın, evet. Belki öyle bir şey yapmayı tasarlıyoruz. Yine üçümüz. Ha, beni de alıyor musunuz? Ama teşekkür ederim. Yanımızda bir sürpriz isim daha var. Onu şimdi söylemeyelim. Daha konuşmadık çünkü. İki kız, iki erkek. İki kadın solist, iki erkek solist. Bir muhabbet albümü yapmayı tasarlıyoruz. Oktay Bey, ne diyorsunuz bu muhabbet albümüne?
Muhabbetimiz çok olsun. Diziden biliriz, sunuculuğunuzu biliriz, şarkıcılık yönünüzü de biliriz efendim. 10 parmağınızda 10 marifet diyebiliriz aslında. Sırada yenilik ne olacak acaba? Düşünmedim bunu biliyorum. Bu akşam düşüneyim. İzin verin bana. Yok bu kadar yeten çocuklar zaten biliyorsunuz. Hani yani yapım şirketinin başındayım. Onunla uğraşıyoruz. Projeleri üretiyoruz. Oyunculuk bir taraftan. Ondan sonra müzikle ilgileniyorum hasbelkader. Yani aslında onlar kadar olmasa ben onları tabii açık söylemek gerekirse onlara vokali olurum. Onlar profesyoneller. Ben onlara vokal yapmaya geldim diyebilirim. Bu kadar nettir benim için. Ama türkü söylemeyi çok seviyorum gerçekten ama bunun ötesinde de başka bir iş yapmak biraz zor artık. Zaten vakit de yok. İki yarışma programı zor oluyor mu efendim sizin yarışma için? Yarışma birincisi bitti, o yazlık bir projeydi. Önümüzdeki yaz tekrar gündeme gelebilir ama artık Milyoner var biliyorsunuz. Milyoner devam ediyor. Şimdi haftada iki gün, daha sonra kaç gün olacağını bilmiyoruz ama böyle devam edecek büyük bir ihtimal uzun bir süre. Değişikliği ne diyorsunuz efendim? Kenan Bey sunuyordu, Kenan İmirzalıoğlu sunuyordu, sonra siz geldiniz. Sunan bütün arkadaşlarımız hepsi çok değerli insanlar, çok değerli arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. Şimdi artık görev bize devroldu, biz devam ediyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Efendim hemen size soralım. New York sokakları, Paris sokakları derken sıra hangi sokaklarda? Onu açıklamayacağım çünkü dinleniyorum. Ben buraya gelmeden önce bir şey söylemiştim de insan detoksuna girdim diye. Şimdi tabii işimiz çok zor. İnsan detoksu nasıl oluyor? Kimlere geldi? Telefonumu kapatıyorum ve hani kimse ulaşamıyor. Dün öyle bir gündü. Bana da ulaşmaya çalıştılar. Ben dün dinlenmek istedim. Aslında güzel bir şey. Sosyal medyadan uzak, telefondan uzak. Efendim detoksa mı takıldınız? Bundan sonra onun telefonlarına şöyle yazacağız. İnsan detoksu. Bizi aradığında o çıkacak. Yavuz abi sen ne diyorsun bu insan detoksuna? Üstad aslında tabii ben şimdi gerçekten şimdi öğrendim. Yani önce anlamamıştım. Birbirimize baktık biz. İnsan detoksu. Ben anlamıştım. Yakaladım. Ben anlamamıştım ama birazcık katılıyor olabilirim. Şundan dolayı ya teknoloji çok faydalı bir şey ama gerçekten çok zararları da var. Yani iç insanın dışının dış dünyası yeteri kadar kalabalık. İç dünyasını kalabalıklaştırmaya başladığı andan sonra hayatta sorunlar yaşamaya başlıyor. O yüzden hani dijitalden, televizyondan, telefondan uzak kalmak bazen çok iyi olabilir diye düşünüyoruz. Her şey bugün için size Yavuz abi. Evet. Her şey bugüne hani güzel hazırlanayım, evet. Türkülere evet. Kendimi vereyim, daha faydalı okuyabileyim diye. Telefonda size detokslayın deyince ne hissettiniz efendim? Yok ulaşamadılar. Onu bugün söyledim. Hangi konser başlıyor? Hadi. Sonuçmedi. Gerçekten. Sosyal medya detoksu ne oluyor tam olarak? Paylaşım yapmamak mı, stoklamamak mı? Hiç bakmamak. Telefonu bırakıyor. Hiç bakmamak. Telefon? Bu telefon detoksu oluyor. Telefon mutfakta, ben salondayım. Mesela hiç kimseyle konuşmamak. Eskiden evlerimizde telefon yoktu. 1960-70'li yılları düşünsenize. Televizyon bile 76'da girdi. Bizde vardı. Bizim radyo. Yani insan kendini çok daha iyi hissediyor. Gazete okuyor, kitap okuyor. Televizyon yok, evde telefon yok. Sosyal hayatın komşularınla beraber gelişiyor. Eskileri özledik diyebilir miyiz gene? Bu arada Yavuz abi evleniyor. Onu da söyleyeyim. Yavuz abinin bir sarı gelini var artık. Haberler çıktığı zaman artık, nikah almış olabilirim bu arada. Ne zaman efendim nikah? Tarihinde alalım tam. Yavuz abi. 25 Ekim Ayvalık'ta nikah alalım. Ayvalık'ta efendim nikah şahidi Oktay Bey siz misiniz? Elif'le ikimiz. Evet ben nişan. Fotoğraf olacağız. Burada hanımı da göster. Evet. Allah Yavuz. Efendim o zaman hemen siz de bulmuşken Yavuz abi size nasıl bir evlilik teklifi etti? Evlilik tekliflerinde diz çöküyor ama. Yavuz abi burada da. Gerçeği söyleyeyim mi? Evet. Sadece ikimizlik ve 2 saat kadar önce evlenme teklif etti. Buradan. 2 saat önce? Yavuz abi diz çöktü mü? Evet ben niye yoktum? Yüzük. Ben niye yoktum? Yüzük. Hadi yüzük gözüküyor. Bugün mü takıldı o zaman? Evet, aynen. O zaman çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim efendim şimdi. Başka düşünceleri vardı. Hain düşünceleri ama. Evet, gerçekleştirelim. Abi o zaman sormamız lazım. O hain düşünceler mi? Yok. Hadi gel. Gel. Biraz daha. Yüzüğü çekelim.